Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni aldığım tüfeği size tanıtacağım. Impala Plus Rampart Grain Cantilever Suluk Namlu 61 santim. Şimdi açalım birlikte. Şöyle bir çantası var. Hiç arabaya da sığmıyor. Biraz çanta kullanışsız. Bunu şimdiden söyleyeyim. Şöyle bir tane kullanma kılavuzu. Şurada bir tane alyan var. Bu alyan bu namlu üzerindeki gezi aşağı yukarı ayarlamak için. Şurada. Açalım şimdi. Ayrıca kutu içinden ayar pulu bir de kayışları takmak için vidaları çıkıyor. Şöyle şu ikisi bunu da kenara atalım. Kenara atalım. Namlu bu şekilde böyle sarılı geliyor. İstanbul Silah. Bu silah fabrikasının yeri Ümraniye'de. Şöyle. Çok güzel bir gez arpacı var. Bırakayım bunu şöyle kenara. Şöyle çıkartayım. Bunu da böyle bırakayım yere. Bir de ayretlerin içerisinde askı kayışı çıkıyor. Şöyle atayım kenara. Bunu buradan alıyorum. Şimdi inceleyelim. Şöyle aşağı alayım biraz. Tamamdır. Şu namlu. Şurada kurma kolunu on yazıyor, off yazıyor. Sağa çevirerek çekip çıkartıyoruz. Çok rahat şekilde. Şöyle döndüğü zaman bu şekilde çıkıyor. Şimdi mekanizmayı çıkartıyorum. Mekanizma 6 kilitli. 6 tane kilidi var. Şurada 1 2 3 1 2 3. Kinetik sistem bir tüfek. Bu şekilde. Tam bu 6 kilit şu şekilde oturuyor içine. Altı kilitli sistem şu şekilde içine oturuyor. Bakın burada böyle gördüğünüz gibi alttan biraz gözükmüyor. Bu şekilde oturuyor içine. Gövde alüminyum. Şu şöyle dipçiğin arkasında da şu vidayla bu kısım buradan çıkıyor. Burada Impala İstanbul Silah yazıyor. Şu şekilde. Bunu böyle toplayalım şimdilik. Kinetik sistem
Tüfekler omuza iyi omuzlamazsanız, yani kinetik tüfek sistem av tüfekleri omuzunuza iyi dayamazsanız mekanizmayı tam çalıştırmıyor ve attığı kovanı atmıyor. Yani kovan şu şekilde geride kalıyor, ağzında kalıyor. Yani omuzunuza iyi sabitlemeniz gerekiyor. Aslında çok şey, yani o kadar sert değil. Çok fazla bir enerji ihtiyacı yok. Bakın şu şekilde. Serçe parmağımla bile mesela oluyor. Bunu şöyle kenara bırakıyorum. Kantilever. Bu üst tarafta optik takmak isterseniz üstüne takabilirsiniz. 61 santim. Namlunun çapı 18-50. Şurada kendi döktüğüm tek kurşunlar var. Mesela bunu kendim döktüm. Bu da namluya sıkışarak çıkar. Kendi yine döktüğüm MF tek kurşun. Bu da namluya sıkışarak çıkıyor. Şu da yine MF tek kurşun. Bu da namluya sıkışıyor. Ateşli poster tek kurşun. Bu kurşunu çok seviyorum. 50-60 tane var bende. Saklıyorum hala. Bunun tapası çok iyi. Hiçbir yerde yok. Bu da namluya sıkışarak çıkar. Bunu da kendim döktüm. Bu da namluya sıkışıyor. Piyasada daha önce aldığım Red Star tek kurşun. Bu da çok sıkış. Yine Özkara tek kurşun. Bu şu içeri kadar giriyor biraz. Namlunun et kalınlığı bayağı iyi. Yani hatta artık bayağı güzel etli bir namluya sahip. Namlu et kalınlığı 2,20 milimetre. Namlu et kalınlığı gayet iyi. Yani bununla tek kurşun atarak eskimez bu namlu. Kolay kolay. Şimdi şu kurşunları ben kenara alayım. Tüfeğimizi toplayalım. Takozu taktık. Şöyle. Şu an oturttum. Şimdi takozu takmıyorum tabii ki. Kunda takıyorum. Kunda tamam. Şöyle. Çok hafif. Şuradaki kağıdı buradan çıkaracağım. Hoşuma gitmedi. Şöyle. Çok güzel. Impala, Pulus, Rampart, Gren, Cantilever. 61 santim.